Herkese merhabalar. TÜİK biraz önce Nisan ayına ait enflasyon verisini açıkladı ve aslında piyasaya ve bize sürpriz bir rakamla geldi. Aylık bazda artış %1,7. Bizim beklentimiz 2,6'lık bir artıştı. Piyasanın medyan beklentisi de benzer şekilde %2,6'lık bir aylık artıştı. Peki öncelikle şundan bahsedelim. Neden saptı? Niye tahmini tutturamadık? Bizim en azından tahminimizdeki sapmanın nedeni gıda fiyatları. Biz gıda fiyatlarındaki artışın daha yüksek bir montanda olacağını düşünüyorduk. Topladığımız verilere göre Türkiye geneline baktığımızda tabii gıdadaki artış bizim öngörümüzün önemli ölçüde altında. Bu da manşet enflasyon tahminimizdeki sapmanın sebebi. Peki diğer detaylara bakarsak aslında haberleşme haricindeki tüm gruplarda enflasyonun arttığını, manşet enflasyona bir katkı geldiğini görüyoruz. Bu alanda aslında dağılım endekslerinde de enflasyonda yukarı yönlü bir seyir olabilir. Onu da izleyeceğiz önümüzdeki günlerde Merkez Bankası verisinden. Öne çıkan kalemler tabii gıda, alkollü içecek, tütün, giyim, ev eşyası ve ulaştırma. Hepsinde de benzer katkılar var aslında enflasyona, aylık enflasyona. Diğer önemli bir mesele çekirdek enflasyon. Her zaman olduğu gibi çekirdek enflasyonda da yine önceki aylarda olduğu gibi iç talepteki yavaşlamanın etkisiyle düşüş devam ediyor. Yıllık çekirdek enflasyonda gerileme bu bağlamda devam etti. Peki biz burada nasıl anlıyoruz ya da nasıl bu kanıya varıyoruz iç talepteki yavaşlamanın etkisi diye? Temel mal grubu enflasyonlarına bakıyoruz. Oradaki düşüşün devam etmesi biraz daha bize bunu gösteriyor. Çünkü orada asıl etkilenen hem iç talebin seyri hem de kur geçişkenliği. Bu iki kalem daha çok temel mal grubunu ve özellikle de dayanıklı mal grubunu etkiliyor. Önümüzdeki dönemde bu devam eder mi? Bu noktaya bakmak lazım. İç talepteki zayıflama yılın ilk yarısında bizim öngörülerimize göre devam edeceği için bu gösterge çekirdek düşüşü devamına işaret ediyor. Ama diğer taraftan biliyorsunuz Mart ayı itibariyle TL'de başlayan, TL'de hızlanan değer kaybı kur geçişkenliği vasıtasıyla çekirdek enflasyondaki düşüşü bir miktar sınırlayacak. Bu bağlamda biz önümüzdeki aylarda çekirdek enflasyondaki düşüşün bir miktar hız kesebileceğini düşünüyoruz. Tüketici fiyatlarından konuştuk. İşin bir de üretici fiyatları var. Üretici fiyatlarında tüketicinin aksine diyelim daha sert bir yükseliş var. Aylık bazda %3'lük bir yükseliş var ve bu yıllık enflasyonu da %30'a getirdi üretici fiyatlarında. Bu grup şundan dolayı önemli. Biliyorsunuz tüketici fiyatları ile üretici fiyatları arasındaki makas tekrar açılıyor ve günün sonunda üretici fiyatlarından bir baskı nihayetinde tüketici fiyatlarına gelecektir. Şirketler eğer maliyet artışlarını kendileri karşılamazlarsa bu gözle bakınca da önümüzdeki dönemde tüketici fiyatlarına ilave bir baskı gelebileceğini düşünüyoruz. Bu enflasyon verisinin önemi ne? Merkez Bankası açısından önemli tabii ki. Bugünkü enflasyon sürprizinden sonra gözler tekrar Merkez Bankası'na dönecek. Geçen haftaki, daha doğrusu bu haftanın başındaki enflasyon raporu sonrasında Merkez Bankası sıkı duracağını söylemişti, devam edeceğini. Oradaki söylem değişikliğinin Merkez Bankası'nın sıkı duracağı konusunda bir değişikliğe neden olmadığını açıklamıştı. Bugünkü veri sonrasında piyasa yine de bir kez daha düşünecektir acaba bir faiz indirimi gelecek mi diye. Biz Merkez Bankası'nın görüşünde bir değişiklik olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü enflasyon raporunda verilen bir grafikte Merkez Bankası enflasyon patikasını gösteriyor ve bugünkü veri de aslında o patikayla uyumlu. Dolayısıyla Merkez Bankası da bu enflasyondaki düşüşün sıkı duruşun devam etmesiyle sağlanacağını da söylemişti. O gözle bakıldığında biz bugünkü veri sonrasında sıkı duruşu değiştirecek bir gelişme olmadığını düşünüyoruz. Gelelim kendi beklentilerimize. Biz bu haftanın başında %16 olan yıl sonu enflasyon beklentimizi %18'e revize ettik. Bu revizyonun sebeplerine baktığımızda da en temeli dolar-tl beklentimizde yukarı yönlü bir revizyona gittik. Yıl sonunda %6 bekliyorduk. Pardon, 6'ya çıkmasını bekliyorduk dolar-tl'nin. Bunu 6,5'a revize ettik. Tabi buradan ilave bir kur geçişkenliği işliyor. Enflasyonu yukarı çeken bir etmen. Diğer mesele üretici fiyatları ve tüketici fiyatları arasındaki makasın yüksek olması ve bunun nihayetinde tekrar tüketici fiyatlarına yansıyacağı yönündeki beklentimiz ki bu arada kur da nedeniyle üretici fiyatlarında ilave baskı var. Aynı zamanda petrol fiyatlarındaki yükseliş, girdi maliyetlerindeki artış da üretici fiyatlarına yansıyor. Dolayısıyla buradan ikinci roundda tüketici fiyatlarına bir yansıma olacak. Üçüncü bir sebep de gıda fiyatlarındaki katılığın devam etmesi öngörümüz. Bunların hepsini topladığımızda biz enflasyonun yıl sonunda 16 değil 18 olmasını bekliyoruz.
Bu ne açıdan önemli? Aynı zamanda bizim para politikasına dair de görüşümüzü bir miktar daha değiştirdi. Şöyle ki biz ilk faiz indirimini Haziran'da bekliyorduk ama enflasyondaki değişiklikle birlikte ilk faiz indirimi beklentimizi de Eylül ayına öteledik. Yıl toplamında da 475 bas puanlık bir faiz indirimi beklentimiz vardı. Bunu da 250 bas puana indirdik. Merkez bugünkü enflasyon verisinden sonra bu kararımızda bir değişiklik var mı? Şu an için bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Biz önümüzdeki aylarda enflasyonda baskının devam edebileceğini düşünüyoruz. Bunlarda tabii en temel etken birincisi kur, ikincisi de üretici fiyatlarından gelecek baskı. Bu gözle bakıldığında da tahminimizde herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler.